Sizlere gerçekten mükemmel bir coin sitesi tanıtacağım. Aşırı ucuza coin sitesi arıyorsanız Dearcoins tamamen size göre. Ayrıca Koray kodunu kullanarak ucuzluğa ucuzluk katabilirsiniz. Almadan önce lütfen bana yazın. Link açıklamada. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte muazzam bir şey yapacağız. Sizlerin kadrolarını yorumlayacağım arkadaşlar. Bir önceki video çok güzel izlenme sayısı geldi. Like'lar o kadar iyi değildi ama izlenme sayısından dolayı bir daha çekiyorum. Eğer like atarsanız bu videoya devamı da daha fazla gelir arkadaşlar. Daha fazla, haftada bir değil haftada 3 kere bile gelir yani. O yüzden like atmayı unutmayın. Ayrıca da arkadaşlar bir sonraki kadro yorumlamayı nasıl mı yapacağız arkadaşlar? Bu kadro yorumlamayı KoraylDRM, YTB hashtag ile Instagram'a attığınız fotoğraflar üzerinden yapıyorum. Bir sonraki kadro yorumlamayı beni Instagram KoraylDRM 0'dan takip edeceksiniz. Ve arkadaşlar sonra ne yapacaksınız? Sonrasında Facebook grubumuza katılacaksınız ve ben Facebook grubunda bir paylaşım yapacağım. Ona göre de katılabilirsiniz. Ben Facebook grubumda paylaşım yapacağım. Onun yorumuna fotoğraf atacaksınız. Yani Facebook grubumuza katılırsanız zaten benim gönderilerimi görebilirsiniz. Bunu da sizlere şu andan duyurmak istedim. Hemen arkadaşlar bu arada kanala da abone olup ailemize katılın ve 100.000 abone olun da bana destek olun arkadaşlar. Lütfen ya abone olun. Abone artışı hızı artıyor ama artış hızı birazcık yavaşladı bu aralar. Abone olmayan varsa olsun yani. Hemen arkadaşlar hız kesmeden başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Hüseyin TGZD7'nin kadrosu 86 gen. Salah almış, Kane var, Ali var. Kadroyu çok sevdim. Oyunda geçen zamana göre arkadaşlar bilmiyorum ama kadroyu çok sevdim. 10 üzerinden kaç demiş? Genel kadro 87 gen mi? Ne anlamadım. 87 gen olabiliyormuş galiba. Kadro tam anlamadım. 10 üzerinden 87 gense 10 üzerinden 8 verebilirim. Ya hiç sıkıntı yok. Kadro güzel bu arada. Beğendim. Hemen diğer kadromuza geçiyoruz. Cavit.nk'nın kadrosundayız. Defansların elit olmayan bütün defanslarını elit yap. Yükselterek. Coins'in yok. Coins sitemizden coins alabilirsin. Çok kolay bir şekilde. Ayrıca de inalin varsa bana yaz. Ben sana yardımcı olurum Alman'da. Çok kolay bir şekilde. Herkese söylüyorum. İnaliniz varsa coins almak istiyorsanız bana yazın arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde beraber yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece bana Instagram'dan yazmanız yeterli. Eğer zamanım varsa bakarım ve beraber yaparız. Yaptık bir kardeşimle ve çok kolay bir şekilde oldu. Bu kadroda da gerçekten güzel bir kadro var. Ancak dediğim gibi defanslarını yükselt. Ayrıca sol kanatlı bir düzülüş kullan ki Ronaldo'nun daha yüksek olsun. Zaten kötü daha da kötü olursa bayağı bir berbat olur. Hemen diğer kadromuza geçelim. Hüseyin Yaylalı 48'in kadrosundayız. 88 gen. Hazardlı falan güzel bir kadrosu var. Muazzam bir kadrosu var. Abi coşmuşsun efsane falan yazmışlar zaten. 88 yeni 90 gen yapman için elinde senin birazcık bütçe var. Ayrıca points'in falan da var. Yani sana şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada elinde points olanlar Points'le paket açılımı videosu çekip ekran kayıttayken Points'le paket açarsa bana onu gönderirse ben onu yayınlayabilirim. Bunu sizlere söylüyorum yani. Boşa gitmesin yani. Ekran kayıttayken açın ve bana gönderin. Ben yayınlayabilirim. Hiç sıkıntı yok. Instagram'dan yazın. O şekilde konuşarak halledebiliriz bana nereden gönderebileceğinizi. Bunu da sizlere söylüyorum. Ancak böyle minimum böyle 5000 points falan olsun. Böyle 100 FIFA points'lik falan da göndermeyin. Boşuna zaman harcarız. Kadro 88 iken güzel bir kadrosu var diyorum. Hemen diğer kadromuza geçiyoruz. Ömer, Onur, Nasip, Şener'in kadrosundayız. Bu arada diğer kadroyu da 10 üzerinden 9 veriyorum. Hatta 10 da olabilir ama şöyle 90 gene olan bir kadro görürsem ona vereceğim 10. Evet arkadaşlar bu kadroyuz. Bu kadroda elit oyuncu sadece Ronaldo var. Çok geliştirememişsin kardeşim. 114.000 coins'in ve 85 enerjin var. Bunları kullanarak daha da fazla geliştirebilirsin kadronu. Tabii ki sana kalmış ama karşı atak oynayıp karşı ataktaki özel ödülleri alırsan daha kolay bir şekilde geliştirirsin. Ben sana bunu söylüyorum yani daha basit bir şekilde kadronu 80 genin üstüne çok rahat çıkartabilirsin. Şu anda 10 üzerinden 3-4 falan veriyorum zaten ama geliştirebilirsin. Dediğim gibi kardeşim hemen diğer kadromuza geçiyoruz. FIFA Türkiye 59. Arkadaşlar bu arada kadro yorumlama videolarında özellikle videomu editlerken dikkat ediyorum. Robot gibi yani makine gibi konuşuyorum. Farkındayım. Bir de şöyle yorumlar geliyor arkadaşlar. Fazla konuşuyorsun. Arkadaşlar YouTube'da video çekiyorum. Ve konuşmak zaten sunuyorum çünkü konuşmak amaçlı bir şey. Ben de konuşuyorum ne yapayım arkadaşlar böyle bekleyeyim mi ekranı mı izleyeyim. Ben konuşmayı seviyorum bu şekilde takipçilerim de çoğu seviyor ama bazı kişiler öyle şakasına da yazanlar var. Çok konuşuyorsun falan yazanlar var onlar da gerçekten çok ilginç yorumlar. Hani çok konuşmam zaten YouTuber'ım yani bunu neden yazıyorsunuz anlamadım. Neyse FIFA Türkiye 59 Cristiano Ronaldo Higuain Griezmann'lı falan bir kadro atmış. Kendine bir sağ kanat alabilir misin bilmiyorum. Higuain satılmıyorsa hiç elleme. Higuain bu arada 89'lukmuş. Güzele benziyor. Salih Uçan'ı 80 yapmış. Kadron güzel abi. Kadronu beğendim ya. Ben beğendim. Bir öneri falan da vermeyeceğim. 10 üzerinden 7 falan verebilirim. 6-7. Çağrı Anıl Gümüştok 0. Gördüğünüz gibi burada da 80'lik bir kadrosu var. Harun Tekin beğendiğim bir kaleci. Türkiye'de de oynasa Süper Lig'de oynayanlardan iyi bir kaleci yani. Burada genel olarak kadro da güzel. Kadroyu da beğendim.
Öneri serbest demiş. Coins kasarım demiş. Coins kasarsan öneri olarak şu MO'da santrafor oynatma, sol orta sahada da sağ orta saha oynatma. O mevkileri düzgün oynat, daha yüksek coins kasıp daha yüksek oyuncular alabilirsin diyorum sana. Ve levelini de birazcık daha hızlandır arttırarak. Hemen diğer kadromuza geçelim. Bu kadronun yeni gözükmüyor, o yüzden çok da fazla bir yorum yapamayacağım. Kalecisi de gözükmüyor, ilginç. Arkadaşlar şunu kırpıp atın ya, çok zor değil Instagram'a fotoğraf atmak. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar hiçbir şey de yazmamış. Ha, sol bekte 84 Felipe Luis var, takım geldi 82'ymiş. Söylemiş onu, kalecini söylemeden ancak. Olsun, sıkıntı yok. 10 üzerinden kaç veririm? 10 üzerinden buna da 6 veririm. Hemen devam edelim diğer kadromuza. Eren Bulut 07'nin kadrosundayız. 84 genlik güzel bir takımın var kardeşim. Şu adamları çok seviyorum. Bu adamı geliştir bu arada, çok güzel oluyor. Artı gen falan. Rashford'u almışsın. Abi bu adam da şanslı, Rashford çıkarmış. Helal be Eren, güzel çıkarmışsın. Adamsın, şanslısın yani. Hilton falan da çıkarmış. Abi bu çocukta nasıl şans var böyle? Çocuk şanslı arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Atıf şey şu falan var kadroda. Güzel bir kadro. Ronaldo'yu kullanmak için Rashford'u kullanmaman gerekiyor. Bu da kötü bir durum aslında. Neyse, sağ kanat öneri demiş. Sağ kanat dediğin Lucas alabilirsin, 81 sağ kanat demiş. Aynen ben de öyle diyeyim. Lucas 81 sağ kanat alabilirsin. Ya da birazcık daha bütçe katıp William falan da alabilirsin. Hemen diğer kadromuza geçelim. Evet arkadaşlar, Gökten Ünal 84'ün kadrosundayız. 83 genlik bir takımı var. Abi Saleo'ya oyuncu önerir misin? Saleo'ya şu anda oyuncu önermiyorum. Pazardan bak, aklına zaten yatacak bir oyuncu olur. Hızlarına bak. Hızlanması iyiyse ve dayanıklılığı çok kötü falan değilse, yani güç konusunda düşük değilse, şutuna falan çok bakma sol orta sahanın. Yani hızına bak. Hızı iyiyse, pası da çok kötü değilse alabilirsin yani oyuncuyu. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Evet şimdi Somer Tarık'ın kadrosundayız. 87 genlik muazzam bir kadrom var kardeşim. Beğendim. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar 84 genlik, 83 genlik en düşük oyuncun var. Ancak güzel kadrom var. Ronaldo'nu güzel yapmışsın. Areola'nı güzel yükseltmişsin. Nainggolan, Ali falan, helal olsun kardeşim. Adamsın. Çok güzel kadro. 10 üzerinden 9-8 civarı verebilirim bu kadroya. Hemen diğer kadromuza geçelim. Bu arada o hesapta kaç coins var? Az coins varmış. FGFE Yavuz Gamer. Evet arkadaşlar, bu kadro 82. Yani bu kadroları genel olarak böyle 86-87, yani 6-7 civarı puan veriyorum. Buna da o şekilde bir puan vereceğim. 6 puan veriyorum bu kadrona. Daha fazla geliştirebilirsin çünkü kadronu kardeşim. Senin de geliştirebileceğine inanıyorum. Sana da güveniyorum kardeşim. Şu Ronaldo'yu bir usta yap, sonra da daha hızlı geliştirebilirsin. Dünya klasmanına çık kardeşim. Çıkmadın galiba. Ronaldo 90 olacak demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 82 gen bir kadro da demiş. Abi kadronun en son hali buymuş. Kadronun en son hali buysa bu kadro daha da gelişmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Bakalım abi. Griezmann orada birazcık düşük kalmış. Bu arada arkadaşlar, canlı yayında, yani videonun içinde bir takipçi geldi. Onu size göstermek istiyorum. Anıl Güner diye bir takipçi gelmiş. Yok, Han Burak diye bir takipçi gelmiş. Anıl Güner fotoğrafımı beğenmiş. Bu arada arkadaşlar şu fotoğrafımı beğenin ya. Şu fotoğrafımı lütfen beğenin. 1000 like olsun ve takip etmeyi de unutmayın beni Instagram'dan. Dediğim gibi Instagram'dan beni takip edip şu fotoğrafımı beğenirseniz çok sevinirim. Neyse arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. İrfan Görmüş'ün karosuyla. İrfan Görmüş 83 genlik güzel bir takımın var. Coins'i sıkıntı etme, önerileri beklerim demiş. Arkadaşlar oyuncu olarak öneri vermek istemiyorum. Tolga Ciğerci MOO olmadığı için diyorum sana, sat. MO olan bir oyuncu al. Genel olarak bu şekilde söylüyorum. 10 üzerinden de 7 veririm. Hemen diğer kadromuza geçelim. Yiğit Babo 02. Güzel bir kadrom var. NDI'yi bir gen arttır. Bütçen yok. Bütçeni de dediğim gibi, inlerin varsa bana ulaş, alabiliriz bütçe. Coins almada sıkıntı yaşayanlar bana yazabilir. Beşiktaşlı değil, iki tane stoper kullanmış Süper Lig'den. Ayrıyeten burada Aliko'yu kullanıyorsun. Aliko da muazzam, Barrow da muazzam. Onları kullanabilirsin. Hızı çok hızlı olur çünkü. 81 genlik 6 veriyorum arkadaşlar puana ve 90 genlik bir takım. Hüseyin Yaylalı tekrardan paylaşmış galiba. Ve 90 genlik bir takım, ancak neden o üstteki şeyi banlıyorsun? Onu çok anlamadım. Ama 90 gen olmuş bu takım. Ronaldinho eklenmiş. İkonlu takım abi, çok ilginç. İnşallah kendisinindir. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer kadroya 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü ilk defa o şekilde bir kadro görebildik. Bunu da bu şekilde belirteyim. Çünkü ilk defa o kadar yüksek bir kadro gördük. Şimdi Durmaz 56-65. Arkadaşlar 85 genlik muazzam bir takım var. Artık hızlı hızlı geçeceğim. Puan vereceğim sadece. Böyle sadece direkt geçmeyeceğim de puan vereceğim. Çünkü zaman birazcık fazla geçmiş. Bu kadroya da 10 üzerinden 8 veriyorum. Gerçekten muazzam. Özellikle şu adamın kartı çok güzel duruyor. Neyse arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Bu arada Ronaldo da defansif orta sahada oynuyor. Neyse. Bu kadroya 6 veriyorum. Bu kadro da 6. Bir dakika ya. Aynen. Yok, bu kadro 6 değil. Bu kadro nasıl 6? Bu kadro 8. Bu kadro 7. Bu kadro 3. Güzel değil yani. Birazcık geliştirmen lazım. 121 bin coin ise bu kadroyu daha fazla geliştir yani bir zahmet.
79 gen bir kadro var. 10 üzerinden 4-5 civarı veriyorum. Bu kadroya 7 veriyorum. Güzel bir kadro. Bu kadroya kaç verebiliriz? Bu kadroya da 4 veririz. 7 5-6 civarı. Buna da 7. Buna kaç veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Buna tam olarak 4 veriyorum. 91'lik Nobby Keita var. Güzel ama kaç verebilirim? Şöyle düşüneyim. Yeni göremediğim için söyleyemeyeceğim. 81 genlik bir takım. Buna 6, buna da 6, buna da 6, buna da 6, buna 7 veriyorum arkadaşlar. Gene göre veriyorum genelde. Buna da 7 veriyorum. Buna da 6 veriyorum. 6 veriyorum. 6 veriyorum buna da. Buna 8 verebilir miyim? Kadro çok güzel geldi. Çünkü Süper Lig'den 3 tane oyuncu var. Tuttuğu takımdan oyuncular kullanıyor. Arkadaşlar ben takımı tutmasam bile siz tuttuğunuz takımdan oyuncu kullandığınız zaman ve bunları yükseltip geliştirdiğiniz zaman benim hoşuma gidiyor. O yüzden bu kadroyu özellikle hep 8 vereceğim. 8 puan. Buna 4. Buna 5. Buna da 6. Diğerine de 6 olabilir. Buna da 6. Buna 8 veriyorum. 5, 6, 5, 6 civarı bunlar arkadaşlar. Zaten hepsi aynı şekilde. Değişik bir şey gelene kadar durmayacağız. Şu şekilde 79 genlik bir kadro var. 5 puan veririz. Hep 80-81 civarı gidiyor arkadaşlar. Zaten onların hepsine aynı verebiliriz. 84 genlik bir takım gördük. 7 gen. 7 puan buna da. Buna 6 puan. Bu şekilde arkadaşlar 7 puan. 83 genliklere de 7 veriyorum gördüğünüz gibi. Genel olarak 78 genlik bir takım var burada da. Bu takıma da çok da yüksek bir puan maalesef veremeyeceğim. 4 puan veririm. Bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada 7 puanlık bir takım var. Tekrardan hatta 8 bile olabilir. Bu takıma 8 veriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 81, 82, 82, 80 gen. Karolarda dikkat çektiğim bir oyuncu olursa duracağım. Ama çok aşırı dikkat çekici bir oyuncu galiba çıkmıyor ve çok da yüksek bir karo da çıkmıyor arkadaşlar. Bazı kişiler buraya atmaya utanıyor. Instagram'ın sonuçta profiline insanlar paylaşmak istemez. O yüzden artık zaten Facebook'tan devam edeceğiz. Facebook grubuna gönderebilirsiniz. Hüseyin Yaylalı'nın karosu tekrardan. Evet arkadaşlar birazcık hızlı geçmeye çalışıyorum. Karolarınızı umarım görebiliyorsunuzdur. Sırf karonuz videoda gözüksün diye gördüğünüz gibi arkadaşlar göstermiş birisinin. Boom diye de paylaşmış. Videoda çıkmış kadrosu ve boom diye paylaşmış. Evet arkadaşlar son olarak Nuri Celilov'un kadrosunda kaldık. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Sizlere tüm kadroları gösterdim. Bir sonraki kadro yorumlama videosunda Facebook grubumuzdan önce beni Instagram'dan şu Instagram'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram koraylederm0. Şu anda 3622 takipçi var. Bakalım siz 4000 yapabilecek misiniz? Siz 4000 yaparsınız bence. Evet takip etmeyi kesinlikle unutmayın ve fotoğraftaki like sayısını da şöyle bir 1000 like'ı geçerse sevinirim yani. Hoşçakalın arkadaşlar sizleri seviyorum. Facebook grubumuza katılın Instagram'dan takip edip ve sizin de kadrolarınızı yorumlayabilirim. Facebook grubuna katılın ve ben gönderi paylaşacağım. Yorum olarak kadronuzu atabilirsiniz. Zaten eskisi gibi eski tayfa bilir. Yenilere de bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Paylaşamayanlara hiç üzülmesin. Bir sonraki kadro yorumlama videosunda paylaşabilirim. Ancak videoya like atın ki daha fazla gelsin. Like ne kadar gelirse o kadar istiyorsunuzdur. Ve o kadar fazla atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tam şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şurada sağ ve sol üstte çok güzel videolar var bakın. Gerçekten süper. Onlara da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.